Eksi 60 derece soğukta bir insan nasıl yaşayabilir? Eğer Oymyakam köyünde dünyaya geldiyseniz, eksi 60 derece sıcaklıklar size çok soğuk gelmeyecektir. Sizi dünyanın en soğuk köyü Oymyakon ile tanıştıracağım. Oymyakon, Moskova'dan yaklaşık 7000 kilometre uzaklıktaki Saka Cumhuriyeti'nde bulunan küçük bir kasabadır. Sadece 2000 nüfuslu kasaba tarihteki en düşük sıcaklığa maruz kalan yer olduğunu gayet iyi biliyor. 26 Ocak 1926'da sıfırın altında 72,1 derece. Başka bir yerleşim yerinde asla tekrarlanmayan bir kayıt. Parantez içinde söylüyorum, Antarktika'daki bilimsel istasyonlarda yalnızca daha düşük sıcaklıklar kaydedildi. Bugünlerde tatile çıkmak bir numara. Çünkü bu kasabanın kendine özgü iklimsel koşulları, yazın bu ilk birkaç haftasında 30 santigrat dereceye kadar geleneksel sıcaklıklara ulaşmak gibi büyük zıtlıklara neden oluyor. Nitekim yıl boyunca donmuş, topraklara sahip olan ve civanın eksi 50 derecenin her çıkışında okul sınıflarının kesintiye uğradığı bu küçük yerleşim yeri, kışı 9 ay normaldir. Özellikle sevenler için çekici bir destinasyon haline geldi. Aşırı turizm için diyoruz bunu. Oymyakon köyü hepinizin de tahmin edeceği gibi Rusya'da yer almakta. Saha Cumhuriyeti'nin doğusunda ve İndirgirka Nehri'nin kıyısında bulunan köy, Kuzey Kutbu'na çok yakın. 2014 yılında yapılan nüfus sayımına göre bu küçük ve soğuk köyün nüfusu sadece 517 kişiymiş. Gelin bu buz gibi köye daha yakından bakalım. Verhoyansk kasabasıyla birlikte dünyanın en soğuk yerleşim birimlerinden biri olsa da Oymyakon birçoklarınca dünyanın en soğuk yerleşim birimi olarak kabul edilmektedir. Köy deniz seviyesinden 741 metre yükseklikte yer alıyor. Dünyanın en soğuk yerleşim birimlerinden birisi olan Oymyakon köyü, Kuzey Kutbu'na çok yakın bir mesafede konumlandığı için Aralık ayında sadece 3 saat güneş ışığı alıyormuş. Ortalama sıcaklığın eksi 47 derece olduğu köyün en soğuk günlerinden biri ise 1933 yılında yaşanmış. 6 Şubat 1933'te termometreler neredeyse eksi 70'i göstermiş. 1924 yılında ise rekor bir soğuk yaşanmış ve termometreler eksi 71,2'yi göstermiş. Köyün girişinde de bu rekor soğuğa atıfta bulunan bir anıt yer alıyor. Anıtın üzerinde ise soğuğun kutbu Oymyakon yazıyor. Ayrıca bu küçük köy 1930'lardan beri Ren geyiklerinin kaplıca suyundan içmek için uğradıkları bir durak noktasıymış. Köyde yaz aylarında sıcaklığın 30 derecenin üzerine çıkması anormal karşılanıyormuş. Zaten bu çok nadir karşılaşılan bir durummuş. Bugüne kadar gözlemlenen en yüksek sıcaklık 35 santigrat dereceymiş. Tundra ikliminin etkisi altında bulunan köyde kış aylarında hava sıcaklığı eksi 50 santigrat derecenin altında seyrederken yaz aylarında köyün hava sıcaklığı çoğu zaman eksi 10 santigrat dereceye kadar inebiliyormuş. Bu köyle ilgili en komik şey ise Oymyakon kelimesinin anlamıdır. Oymyakon aslında donmayan su anlamına gelmektedir. Köy ismiyle büyük bir tezatlık oluşturuyor. Sizce de öyle değil mi? 517 kişinin yaşadığı dünyanın en soğuk köyü olarak bilinen Oymyakon'da yaşamak tahmin edeceğiniz gibi hiç kolay değil. Çünkü bu köy buz gibi havası yüzünden dünyanın en korkunç yerleşim birimlerinden birisi. Köyde yaşayanlar için sadece bir okul ve sağlık ocağı bulunuyor. Ama soğuk havalara rağmen köyde yaşayan halk bu iklime o kadar alışmış ki yaşamlarını ona göre ayarlamışlar. Kış aylarında hava eksilerde olduğu için otomobil kullanmıyorlar. Çünkü hem yollar buz tutuyor hem de araçlardaki benzin donuyor. İnşaat ve kazı gibi işleri yapmak için önce kömür ile iş makinalarını ısıtmaları gerekiyor. Böylece makinalar çalışacak duruma geliyor. Bu sefer de donmuş zemin onlar için bir zorluk çıkarıyor. Makinaların ilk önce donmuş zemini kazması gerekiyor. Oymyakon'un fotoğraflarını çekmek için oraya giden bir fotoğrafçı ise yaşadığı deneyimi şu kelimelerle anlatmış. Soğuğun adeta bacaklarımı kavradığını hissettim. Bir başka şaşırtıcı durum ise tükürüğümün donup dudağıma batan
küçük iğnelere dönüşmesiydi. Daha önce de belirttiğimiz gibi köyde zemin buz tutmuş vaziyette. Bu yüzden köydeki evlere boru ile su taşımak imkansız. Bu nedenle tuvaletler dışarıda yer alıyor. Evden tuvalete koşmak ciddi bir işkence olsa gerek. Donmuş zemin hayatını kaybedenler için de bir işkence. Çünkü donmuş zemin gömü işlemlerini daha da zorlaştırıyor. Bu sebeple cenaze törenlerinden önce toprağı ısıtmak için büyük ateşler yakılıyor. Kısacası köydeki her şey buz tutuyor. Trafik tabelaları, yıkanan çamaşırlar, arabalar, evlerin içleri ve aklınıza gelebilecek daha pek çok şey buz tutuyor. Hatta insanların kirpikleri ve yüzleri bile buz tutuyor. Hava şartları nedeniyle tarımın yapılmadığı köyde insanlar geçimlerini hayvancılık ya da ısıtma tesisatı gibi belediye işleriyle uğraşarak sağlıyorlar. Yemek kültürleri ise şöyle, somon ve alabalık gibi donmuş çiğ balıkları ve at ciğeri tüketiyorlar. Bunun yanında et çorbası da en favori yemekleri arasında yer alıyor. Ayrıca yerliler aşırı soğuklarla Rus çayı dedikleri vodka ile mücadele ediyorlar. Yerel halkın günlük yaşamlarında yapması gereken diğer uyarlamalar, dışarı çıkarken kısa süreli miyopluk ve ileri görüşlülükten daha aşırıdır. Donmuş zemin iç mekan su tesisatı çalışmayı zorlaştırır. Bu nedenle tuvaletlerin çoğu dış mekanlardadır. Acı soğuk mezar kazmayı da zorlaştırır. Daha önce de bahsettiğim gibi bir cenazeden önce yerin ateş yakılarak da ısıtılması gerekiyor. Yerliler arabaları için ısıtmalı garajlar kullanıyorlar. Dışarıda bırakılan arabaların çalışır durumda tutulması gerekir. Aksi takdirde yeniden başlamazlar. Kışın uçaklar bölgeye uçamaz ve tabii ki soğukta sadece birkaç dakika sonra donma riski büyüktür. Chapel, -47 derecede ilk adım attığımda ince bir pantolon giyiyordum dedi. Soğuk algınlığının bacaklarımı fiziksel olarak kavradığını hatırlıyorum. Diğer sürpriz ise tükürüğümün bazen dudaklarıma batacak iğneler halinde donmasıydı. Donmuş toprak nedeniyle Oymyakon'da mahsul yetiştirilemez. Nüfus çoğunlukla etlerle yaşıyor. Yerel Bolot Bokarev, waiter.com'a verdiği demeçte, Yakutlular soğuk yiyecekleri, donmuş çiğ arktik balıkları, beyaz somonu, beyaz balıkları, donmuş çiğ at ciğerini severler. Ancak incelik olarak kabul edilirler. Günlük hayatta etli çorba yemeyi seviyoruz. Et olmazsa olmaz, sağlığımıza çok yardımcı oluyor. Chapel, acımasızca soğuk bir ortamda yaşam hakkında ilginç resimler için Oymyakon ve Yakutsk'tan geçti. Bir foto muhabiri olarak dünya çapında neşelendirici hikayeler arıyor. Soğuğun fotoğrafçılığı için bazı zorluklar yarattığını söyledi. Lensi odaklamanın bazen bir turşu kavanozu açmak kadar zor olacağını söyledi. Meteorolog John Erdman'a göre Oymyakon ve Yakutsk'ta yazlar nispeten sıcak ve 60'ların ortaları ve 70'lerin ortalarında ortalamadır ve 94 derece Fahrenheit'a kadar ulaşmıştır. Ancak kışlar uzun, yazlar kısadır. Bokarev'e göre birçok yerli halk daha sıcak havalardan şikayetçi oluyor. Kasabanın yaşam tarzı başlı başına turist çekicidir. Evler ahşaptan yapılmıştır ve güçlü yalıtım iç mekanda sabit ve konforlu bir sıcaklık sağlamak için sürekli çalışan bir termik merkez ile desteklenmiştir. Bu da odun yakma ekipmanı ile desteklenmiştir. Sokaktan erişim ve sıcaklık kontratını düşürmek için bir antre var ve sıhhi tesisat veya boru tesisatı yok çünkü sıvılar donduğunda patlayacaklardır. Bu nedenle tuvalet her zaman dışarıdadır. Birkaç metre uzaklıkta ve evlerin akan suyu evlerin içinde. Otomobillerin içeriye soğuk girmesini önlemek için çift camları var ve kışın yağın donmaması için motorları açık tutmak zorundalar. Satranç ve masa tenisi oynarken rahatlar ve kendi kültürleri ve gelenekleri vardır. Bu uzak ve soğuk köye ulaşım ise tahmin edeceğiniz gibi hiç de kolay değil. Köye en kolay yoldan ulaşmak için yakınındaki şehir merkezi Yakutsk'a gitmek gerekli. Yakutsk'taki dünyadaki en soğuk başkent olarak kabul ediliyor.
300 bin kişilik nüfusa sahip şehirde kış boyunca ortalama sıcaklık eksi 34 derece. Ama buz gibi havaya rağmen bu şehrin sakinleri bir harikaymış. Her biri arkadaş canlısı, dünyevi zevklere düşkün ve oldukça iyi giyimlilermiş. Ayrıca Yakutsk'ta elmas ticareti çok yaygın. Elmas ticareti şehirde kapsamlı ve sağlıklı bir ekonomi oluşmasını sağlamış. Buralarda Soğuk Savaş'ın etkileri de daha az hissediliyor. Çünkü Yakutlar Ruslara nazaran daha dışa dönükler ve imparatorluğun çöküşü yüzünden gururları incinmiş gibi davranmıyorlar. Yakut ayrıca dünyanın en soğuk köyü olarak kabul edilen Oymyakon'a açılan bir kapı. Oymyakon'a gitmek için 2 gün boyunca çorak ve izbe bir yolda seyahat etmek gerekiyor. Ayrıca bu kadar düşük sıcaklıkta arabaların hep rölantide olması gerektiği için benzin istasyonları 24 saat açık. Bölgedeki ıssız benzin istasyonlarındaki işçiler 2 hafta çalışıp 2 hafta tatil yapıyorlar. Yolun üzerinde küçük bir misafirhane de yer alıyor. Bu zorlu yolculuğun ardından kendinizi dünyanın en soğuk köyünde buluyorsunuz. Köye ulaştığınız için sevinmeyin çünkü burada da bir an önce bahsettiğimiz zorluklar yine sizi karşılıyor. Peki kimler dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'a gitmek ve hatta hayatının sonuna kadar orada yaşamak ister? Dünyanın en soğuk köyü Oymyakon'dan sonra gelin şimdi de dünyanın diğer soğuk noktalarına bakalım. Bilindiği üzere güney ve kuzey kutup noktalarına gittikçe hava sıcaklıkları düşmektedir. Bu yüzden dünyanın en soğuk yerleri de bu alanlarda yer almakta. Mesela güney manyetik kutbuna çok yakın olan Rus Araştırma Merkezi Vostok İstasyonu dünyanın en soğuk noktalarından biri. Deniz seviyesinden 3500 metre yükseklikteki istasyonda sıcaklık 21 Temmuz 1983'te eksi 89.2 derece olarak ölçülmüştür. Moğolistan'da yer alan Ulaanbaatar'da dünyanın en soğuk noktalarından biri. Deniz seviyesinden 1300 metre yükseklikteki Ulaanbaatar dünyanın en soğuk başkentlerinin başında geliyor. Ocak ayı ortalama sıcaklığı eksi 16 dereceyken Orta Asya bozkırlarında yer alan kentte kış ayları boyunca ortalama sıcaklık eksi 25 derece. Kanada'da yer alan Churchill kasabası ise dünyada kutup ayılarının başkenti olarak biliniyor. Kasabanın hava sıcaklığı da bu ünvanın hakkını verir cinsten. Öyle ki Churchill'de hava sıcaklığı eksi 26 derece civarında. Bu düşük sıcaklıklarla Churchill'de dünyanın en soğuk ve bir o kadar da korkunç yerleşimli yerlerinden biri. Öyle değil mi? Türkiye'de soğuk denildiğinde ilk akla gelen yerlerden biri tartışmasız Erzurum. Erzurum'a gidenler ya da yolu oradan geçenler ne demek istediğimizi çok iyi anlıyordur. Düşük hava sıcaklıklarıyla dünyada en önemli yere sahip olan Erzurum, 2014 kışında eksi 37 dereceyi görmüş. Bu sıcaklık Erzurum ve tabii ki ülkemiz için bir rekor olarak kabul edilebilir. Amerika'daki Denali ya da McKinley Dağı 6194 metre yüksekliğiyle Kuzey Amerika'nın en yüksek ve aynı zamanda dünyanın en soğuk dağı. Kışın ortalama sıcaklık eksi 40 derece civarında bir soğukluğa ulaşan McKinley Dağı kesinlikle listemizde olmayı hak ediyor, öyle değil mi? Ve tekrar Oymyakon'a dönelim. Orada bulunanlar o buzlu gecelerden birinde Oymyakon'un sessizliğinin inanılmaz olduğunu söylüyor. Bazıları bir bardak su atıp bunun yerine su damlalarının nasıl düştüğüne bakarak eğlenir. Balıkçılıkta da benzer bir durum olur. Sudan çıkarılan balıklar bir buz tabakasının ezilmesiyle elde edilir. Sadece 15 saniyede donar. Balıkları taze tutmak için gerçekten mükemmel. Oymyakon'da 1926'daki o önemli tarih için bir anma anıtı koruyorlar ve bununla gurur duyuyorlar. Dünyanın en zorlu hava koşullarına nasıl adapte olacaklarını bilen ve normal bir yaşamı sürdürülebilen bir nüfus için bir kişilik parıltısı. Evet, Oymyakon'la ilgili ben bir belgesel izlemiştim ve orada bu köyü görmüştüm. Özellikle şunu söyleyebilirim, köy gerçekten inanılmaz derecede soğuk ve orada yaşayan birkaç ailenin nasıl yaşadığına dair belgesel içerisinde anlatımlar vardı.
Hatta direkt orada çekilmiş bir belgesel olarak düşünün. Nasıl okula ulaşıyor çocuklar? Nasıl yemek yiyorlar? İşte ya da oradaki sıcak su tankları var yerin altından geçen buzun altından. Onları nasıl sıcak tuttuklarını vesaire gibi garip bir belgeseldi ve hoşuma gitmişti benim. Özellikle izlemenizi tavsiye ederim. Oymyakon diye aratırsanız muhtemelen internet üzerinde de bulabilirsiniz. Benim anlattıklarım dışında ekstra bilgiler de mevcut belgeseldi. Ve en ilginç kısmı da Oymyakon'un içerisinde bu soğuğa rağmen bu insanların burada yaşayabilecek ve düzenlerinden çok memnun olduklarını görüyorsunuz. Halk orada birbiriyle bildiğiniz bağ kurmuş vaziyette ve o soğuğa rağmen çok sıcak bir ortam sağladıklarını söyleyebilirim. Özellikle okulların içinde ısıtma amaçlı bu dediğim işte yerden geçen ısıtma sistemlerini kullanıyorlar. Ve yani o soğuğa rağmen çok mutlular, çok mutlu bir yaşam sürüyorlar. Zaten metin içerisinde de, makale içerisinde de bahsettim. Değişik bir yer. Ben de ele almak isterim dünyanın en soğuk köyü olarak. Mutlaka belgeselini izlemenizi tavsiye ederim. Oraya gitmek belki imkansızdır. Her insan gidemeyebilir ama en azından belgeselden görüp nasıl bir yer olduğunu keşfedebilirsiniz. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.